Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Kahve molasına önemli bir veriyle başlıyoruz. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos enflasyonu 0.86 ile aylık enflasyon beklentilerin altında geldi. Yıllıkta ise bu veriyle beraber yıllık enflasyon %11,77 oldu. Gıda fiyatları da %0.08 oranında azaldı. Ağustos ayının zam şampiyonu fiyatı %25.17 artan salatalık oldu. Haberimizi izleyelim. Ağustos enflasyonu beklentilerin altında kaldı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylıkta %0,86 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %2,35 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında enflasyonun tüketici fiyatlarında %11,77 olduğu görüldü. Bu dönemde yurt içi üretici fiyatlarında da %11,53 oranında artış yaşandı. Ağustos ayında çekirdek enflasyonsa %11,03'e yükseldi. Bu dönemde aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,08 oranında düşüş görüldü. En fazla düşüş yaşanan grupsa %2,11 ile giyim ve ayakkabı oldu. Artışın yüksek olduğu grupların başında da %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler yer aldı. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Bu grubu %14,68 ile sağlık, %13,51 ile de gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ağustos ayının zam şampiyonu fiyatı %25,17 oranında artan salatalık oldu. Salatalığı %21,86 ile limon, %18,64 ile de yurt içi turlar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %19,63 ile taze erikte gerçekleşti. Yılın 8. ayında endekste yer alan 418 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 53'ünün fiyatında ise değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında da artış yaşandı. Evet, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri de bugün başladı. Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk'tan geldi. Ödemeler kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Buna göre kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 olanlara bugün, 6, 8 olanlara yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Ve altın. Altın hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Altınla ilgili bir veri var, çok ilginç. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen ve rekor üstüne rekor kıran altına talep patlaması yaşandı. Altın hesaplarındaki yıllık artış %260'ı aşarken hesaplardaki altın miktarı ise 213 tondan 440 tona çıktı. Ağustos ayında altın ithalatı da 30 yılın zirvesini gördü. Haberi izleyelim. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. Sarı metal rekor üstüne rekor kırdı. Onsu 2000 doları, gram fiyatı ise 500 lirayı geçti. Bu pozitif seyir sarı metale olan ilgiyi iyiden iyiye artırdı. Altın hesaplarındaki yükseliş oranı geçen yıla göre %260'ı aştı. Böylece altın hesaplarının büyüklüğü 196 milyar liraya ulaştı. Söz konusu miktarın 145 milyar lirasını yeni altın yatırımları, 94 milyar liralık kısmını da mevcut yatırımlardaki kazanımlar oluşturdu. Miktar bazında bakıldığındaysa altın hesaplarının büyüklüğü Ağustos'ta 440 tona yükseldi. Bu miktar geçen yılın Temmuz ayında 213 ton seviyesindeydi. Talep patlaması fiziki altına da yansıdı. Geçen haftalarda günlük ortalama 2 ton fazlası. Ziraat Bankası sunar. Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Kahve molasına önemli bir veriyle başlıyoruz. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos enflasyonu 0.86 ile aylık enflasyon beklentilerin altında geldi. Yıllıkta ise bu veriyle beraber
yıllık enflasyon %11,77 oldu. Gıda fiyatları da %0,08 oranında azaldı. Ağustos ayının zam şampiyonu fiyatı %25,17 artan salatalık oldu. Haberimizi izleyelim. Ağustos enflasyonu beklentilerin altında kaldı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylıkta %0,86 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %2,35 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında enflasyonun tüketici fiyatlarında %11,77 olduğu görüldü. Bu dönemde yurt içi üretici fiyatlarında da %11,53 oranında artış yaşandı. Ağustos ayında çekirdek enflasyonsa %11,03'e yükseldi. Bu dönemde aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,08 oranında düşüş görüldü. En fazla düşüş yaşanan grupsa %2,11 ile giyim ve ayakkabı oldu. Artışın yüksek olduğu grupların başında da %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler yer aldı. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Bu grubu %14,68 ile sağlık, %13,51 ile de gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ağustos ayının zam şampiyonu fiyatı %25,17 oranında artan salatalık oldu. Salatalığı %21,86 ile limon, %18,64 ile de yurt içi turlar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %19,63 ile taze erikte gerçekleşti. Yılın 8. ayında endekste yer alan 418 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 53'ünün fiyatında ise değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında da artış yaşandı. Evet, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri de bugün başladı. Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk'tan geldi. Ödemeler kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Buna göre kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 olanlara bugün, 6, 8 olanlara yarın ödeme yapılacak. İBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Ve altın, altın hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Altınla ilgili bir veri var, çok ilginç. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen ve rekor üstüne rekor kıran altına talep patlaması yaşandı. Altın hesaplarındaki yıllık artış %260'ı aşarken hesaplardaki altın miktarı ise 213 tondan 440 tona çıktı. Ağustos ayında altın ithalatı da 30 yılın zirvesini gördü. Haberi izleyelim. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. Sarı metal rekor üstüne rekor kırdı. Onsu 2000 doları, gram fiyatı ise 500 lirayı geçti. Bu pozitif seyir sarı metale olan ilgiyi iyiden iyiye artırdı. Altın hesaplarındaki yükseliş oranı geçen yıla göre %260'ı aştı. Böylece altın hesaplarının büyüklüğü 196 milyar liraya ulaştı. Söz konusu miktarın 145 milyar lirasını yeni altın yatırımları, 94 milyar liralık kısmını da mevcut yatırımlardaki kazanımlar oluşturdu. Miktar bazında bakıldığında ise altın hesaplarının büyüklüğü Ağustos'ta 440 tona yükseldi. Bu miktar geçen yılın Temmuz ayında 213 ton seviyesindeydi. Talep patlaması fiziki altına da yansıdı. Geçen haftalarda günlük ortalama 2 tonluk zinet altın talebi oluştu. Bu nedenle darphanede fazla mesai yaptı. Kapasitesinin çok üzerine çıkarak cumartesi günü bile üretim gerçekleştirdi. Altına olan bu ilgi dış ticaret rakamlarına da yansıdı. Ağustos ayında altın ithalatı 30 yılın zirvesine çıktı. Bu dönemde Türkiye 4.8 milyar liralık altın alımı gerçekleştirdi. Altın talebi dış ticaret açığındaki artışta da etkili oldu. Sırada haber turu var. Ekonomi gündeminden derlediğimiz haberleri izleyelim. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan 5 kitap raporunun Ağustos sayısını yayımladı. Raporda ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığı belirtildi. Ancak pandemiden önceki seviyeluk zinet altın talebi oluştu. Bu nedenle darphanede fazla mesai yaptı. Kapasitesinin çok üzerine çıkarak cumartesi günü bile üretim gerçekleştirdi.
Altına olan bu ilgi dış ticaret rakamlarına da yansıdı. Ağustos ayında altın ithalatı 30 yılın zirvesine çıktı. Bu dönemde Türkiye 4.8 milyar liralık altın alımı gerçekleştirdi. Altın talebi dış ticaret açığındaki artışta da etkili oldu. Sırada haber turu var. Ekonomi gündeminden derlediğimiz haberleri izleyelim. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan 5 kitap raporunun Ağustos sayısını yayımladı. Raporda ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığı belirtildi. Ancak pandemiden önceki seviyelerin çok altında kaldığı vurgulandı. Genel görünümün ise ılımlı şekilde iyimser olduğuna dikkat çekildi. Covid-19'un en fazla etkilediği sektörler arasında yer alan havacılıktan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines, salgın nedeniyle 16.370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket yönetiminin paylaştığı mesajda salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve seyahat talebinin azaldığı vurgulandı. ABD Hazine Bakanı, Amerika'da koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için daha fazla teşviğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda demokratlarla beklemede kalan teşvik görüşmelerini sürdüreceklerini belirtti. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, küresel ekonominin geleceğine yönelik öngörülerini paylaştı. Bankanın CEO'su toparlanmanın beklenenden uzun süreceğine dikkat çekti. Ekonominin salgın öncesine 2021'de dönemeyebileceğini belirtti. Evet, kahve molasına, piyasalardaki rakamlara bakarak devam ediyoruz. Borsa bugün artı başladı ama şu an ekside. BIST endeksi 1080 puanda. Dolar, bugün dolar atak yapıyor. Dolar 7 lira 43 kuruş seviyesinde. Euro 8 lira 80 kuruş seviyesinde. Ve gram altın. Tabii altın onsunda, ons değerinde dolar olarak düşüş var ama bizdeki dolar TL, dolarda yükseliş olduğu için gram TL'de yükseliş var. 462 lira 48 kuruş. Çeyrek altın 756 lira 15 kuruş. Petrol, Brent petrol 45 doların altında, 43 dolar 77 sent. Tahvil 13.22, repo 11.11 seviyesinde, faizlerde hafif gerileme var. Ve canlı video bağlantımız var. Cüneyt Paksoy. Cüneyt Bey, beni duyuyor musunuz? Kolay gelsin Sadi. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi mecburen bugün de altınla başlayacağız herhalde. Çünkü altının bankalardaki altın hesapları ve Ağustos ayı ithalatındaki altın miktarına baktığımızda aslında bir sonuç bu tabii. Hala devam ediyor altına talep ama küresel olarak da biraz gevşedi. Ne görüyoruz altında? Bu böyle devam edecek mi? Şimdi fiyatla talebi ayırmak da lazım biraz sadece. Tabii. Çünkü global ölçekte de aslında altına olan talep kesilmiş değil. Sadece fiyatta bir düzeltme var ons altın tarafında global ölçekte. Çünkü ciddi bir yükseliş yaşadı biliyorsun, 2080 dolarlara kadar ons altın. Oradan bir düzeltme gelmesi normaldi. Şimdi o düzeltme kalıbını yaşıyor teknik olarak ama temel hikaye değişmedi. Virüs baskısı masada kaldıkça, sadece virüs de değil aslında, 200 senelik bir trend bu. Çok farklı risk başlıkları masada kaldıkça altına olan talep global ölçekte devam edecek. Bu tabii iç talebe de yansıyor doğal olarak. Çünkü genel refleks belirsizliğin arttığı, risklerin arttığı, öngörülebilir olmaktan uzaklaşılan ortamlarda altına doğru talebin artması yönünde. Temel hikaye bu. Bizim halkımızın refleksi de bu yönde. Aynı global ölçekte oluşan adımlara paralel. Fakat ciddi bir artış var dediğim gibi. Yani belki de son dönemde, biz yıllardır tabii konuşuruz yastık altı, altın durumunu, kapalı çarşıyı vesaire. Altın zaten Türk yatırımcısı için, Türk insanı için vazgeçilmez bir yatırım aracıdır, bir koruma aracıdır, bir tasarruf aracıdır. Bunun artık iyice arttığını görüyoruz. Hatta değerin çok altında kaldığı vurgulandı. Genel görünümün ise ılımlı şekilde iyimser olduğuna dikkat çekildi.
COVID-19'un en fazla etkilediği sektörler arasında yer alan havacılıktan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines, salgın nedeniyle 16.370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket yönetiminin paylaştığı mesajda salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve seyahat talebinin azaldığı vurgulandı. ABD Hazine Bakanı, Amerika'da koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için daha fazla teşviğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda demokratlarla beklemede kalan teşvik görüşmelerini sürdüreceklerini belirtti. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, küresel ekonominin geleceğine yönelik öngörülerini paylaştı. Bankanın CEO'su toparlanmanın beklenenden uzun süreceğine dikkat çekti. Ekonominin salgın öncesine 2021'de dönemeyebileceğini belirtti. Evet, kahve molasına, piyasalardaki rakamlara bakarak devam ediyoruz. Borsa bugün artı başladı ama şu an ekside. BIST endeksi 1080 puanda. Dolar, bugün dolar atak yapıyor. Dolar 7 lira 43 kuruş seviyesinde. Euro 8 lira 80 kuruş seviyesinde. Ve gram altın. Tabii altın onsunda, ons değerinde dolar olarak düşüş var ama bizdeki dolar TL, dolarda yükseliş olduğu için gram TL'de yükseliş var. 462 lira 48 kuruş. Çeyrek altın 756 lira 15 kuruş. Petrol, Brent petrol 45 doların altında, 43 dolar 77 sent. Tahvil 13.22, repo 11.11 seviyesinde, faizlerde hafif gerileme var. Ve canlı video bağlantımız var. Cüneyt Paksoy. Cüneyt Bey, beni duyuyor musunuz? Kolay gelsin Sadi. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi mecburen bugün de altınla başlayacağız herhalde. Çünkü altının bankalardaki altın hesapları ve Ağustos ayı ithalatındaki altın miktarına baktığımızda aslında bir sonuç bu tabii. Hala devam ediyor altına talep ama küresel olarak da biraz gevşedi. Ne görüyoruz altında? Bu böyle devam edecek mi? Şimdi fiyatla talebi ayırmak da lazım biraz sadece. Tabii. Çünkü global ölçekte de aslında altına olan talep kesilmiş değil. Sadece fiyatta bir düzeltme var ons altın tarafında global ölçekte. Çünkü ciddi bir yükseliş yaşadı biliyorsun, 2080 dolarlara kadar ons altın. Oradan bir düzeltme gelmesi normaldi. Şimdi o düzeltme kalıbını yaşıyor teknik olarak ama temel hikaye değişmedi. Virüs baskısı masada kaldıkça, sadece virüs de değil aslında, 200 senelik bir trend bu. Çok farklı risk başlıkları masada kaldıkça altına olan talep global ölçekte devam edecek. Bu tabii iç talebe de yansıyor doğal olarak. Çünkü genel refleks belirsizliğin arttığı, risklerin arttığı, öngörülebilir olmaktan uzaklaşılan ortamlarda altına doğru talebin artması yönünde. Temel hikaye bu. Bizim halkımızın refleksi de bu yönde. Aynı global ölçekte oluşan adımlara paralel. Fakat ciddi bir artış var dediğim gibi. Yani belki de son dönemde, biz yıllardır tabii konuşuruz yastık altı, altın durumunu, kapalı çarşıyı vesaire. Altın zaten Türk yatırımcısı için, Türk insanı için vazgeçilmez bir yatırım aracıdır, bir koruma aracıdır, bir tasarruf aracıdır. Bunun artık iyice arttığını görüyoruz. Hatta hani böyle giderse bu mebu trend, dolarla neredeyse algı olarak ve miktar olarak yakında belli bir vadede yarışacak hale gelecek. Şimdi biz eskiden beri şunu da söylerdik. Dolarizasyon en önemli problemimiz. Şimdi son dönemde biraz altınizasyon mu diyeceğiz buna, tırnak içinde? Altın hesapları çoğalıyor. Aynen öyle. Yani altınizasyon biraz tabii yani şunu gördü yatırımcı. Gram altın tarafında özellikle, hani dolar TL arada iniyor çıkıyor sevgili Sadi, zaman zaman tepe yapıyor, sonra düzeltme süreci içine giriyor, geriliyor vesaire. Ama gram altında son hani böyle giderse bu mebu trend, dolarla neredeyse
algı olarak ve miktar olarak yakında belli bir vadede yarışacak hale gelecek. Şimdi biz eskiden beri şunu da söylerdik. Dolarizasyon en önemli problemimiz. Şimdi son dönemde biraz altınizasyon mu diyeceğiz buna tırnak içinde? Altın hesapları çoğalıyor. Aynen öyle. Yani altınizasyon biraz tabii yani şunu gördü yatırımcı. Gram altın tarafında özellikle. Hani dolar TL arada iniyor çıkıyor sevgili Sadi. Zaman zaman tepe yapıyor. Sonra düzeltme süreci içine giriyor. Geriliyor vesaire. Ama gram altında son 3-4 senelik perspektifte devamlı yükselen bir trend var. Hatta biraz daha büyük resmi alırsak 80-120'lerden başlayan hareketin 500'lere kadar ulaştığını gördük. Ve önümüzdeki dönem perspektif daha da yukarıları söylüyor. Bir de şu var. Altın fonlarda da artmaya başladı. Yani yurt dışında ETF'ler vardır biliyorsun. Altın yatırım fonları. Şimdi bizde de BES tarafında ve diğer tarafta ki bugün gelen rapor vardı. Altın fonları artış göstermiş. Altına olan talep sadece banka hesaplarında, gram altın hesaplarında ya da fiziksel tarafta değil de artık fon tarafında da aktif. Böyle olunca önümüzdeki dönem bir miktar daha bu sürecin devam etme ihtimali yüksek. Fiyat akışı da bu yönde oldukça, dünyadaki riskler de böyle çok oldukça altına olan talep bence devam edecek. Zaten evet. Trend de O talep, yani kolay o talep devam ettikçe biz de konuşmaya devam edeceğiz, öyle anlaşılıyor. Aynen. Peki, ama arada da bir düzeltmeler gelir, onlar da alım fırsatı olur altın tarafında. Doğru, zaten ara sıra düzeltmeler oldu. Ama trend yukarı diyorsunuz. Şimdi enflasyona bir bakalım. Enflasyon aslında fena değil. Yani çok sert bir değişim yok. Beklentilere uygun geldi. Dün de dış ticaret verileri vardı. Aslında piyasalardaki dengeyi bu veriler çok etkilemiyor mu? Yani tabii ki etkiliyor. Kısa vadede etkilemesi de doğal. Orta ve uzun vadede işler hedeflenen noktaya ilerledikçe etkileme katsayısı ya da çarpanı azalacak ama kısa vadede tabii şöyle bir özellikle gelen enflasyon verisine baktığımızda sevgili Sadi yani tam beklentilerin hafif civarında veya üzerinde yıl sonu beklentilerinde revize etmemizi gerektirebilir şeklinde yorumlar da geldi ama zaten Merkez Bankası son enflasyon raporunda yukarı yönlü revize etmişti ve mevcut politikası proaktif bir şekilde sıkı para politikasına dönüş ve özellikle fiyat istikrarı. Yani görev tanımı içinde iki tane önemli unsuru var. Biri fiyat istikrarı, diğeri finansal istikrar biliyorsun. Bu iki dengeyi sağlayabilmek için Merkez Bankası proaktif bir şekilde devrede ama politika faizi üzerinden bir adım bekleniyor, izlenim oluşuyor böyle fiyat oluşumlarında. Ben şunu söylemek istiyorum. Dünyada enflasyon zaten yavaş yavaş gündeme oturuyor. En son Powell'ın konuşmalarında da gördük biliyorsun Jackson Hole'de. Yani ortalama 2 dedi ve yukarı yönlü bir enflasyonu tahammül edebileceklerini ılımlı kaldıkça kontrol edilebilir kaldıkça enflasyon ortamına da izin vereceklerini Fed'in genişleme politikalarından vazgeçmeyeceklerini beyan etti bir bakıma listeler geçene kadar. O zaman soru şu kısa vadede. Tamam enflasyonun düşmesi biraz zaman alacak ama büyüme mi enflasyon mu kısa vade için? Yani büyüme daha öncelikli çünkü büyüme ve büyüme istihdam değil mi? İstihdamı da aynen bayağı öyle konuştu. Evet. Üretim ve istihdam motivasyonu. Bunu korumak öncelikli hedef. Yani bunu koruduktan sonra enflasyon hedeflerine ulaşmanız daha mümkün olacak. Çünkü virüsün getirdiği bir üretim şoku var biliyorsun. Arkasından da birikmiş bir talebin etkisi. Enflasyonda yukarı yönlü seyri getirdi ama orta ve uzun vadede hedeflerden sapma olmayacağını düşünüyoruz. Virüsü arkada bıraktığımız çok andan büyük, itibaren. Çok büyük sapmalar olmamasını zaten temenni ediyoruz. Kısaca son olarak faizden bahsettiniz. Merkez Bankası faiz silahını çekmedikçe kur tarafı sakinleşmeyecek mi? Şimdi orada parametreler çok. Dolar endeksi de bir türlü desteğinden aşağı gelmiyor. Hoş gelişen ülke piyasaları içinde birkaç gündür gene bir miktar ayrıştık gözüküyoruz. Orada bakışımız hala yıl başından bu yana perspektif. Orada gelişen ülke kurlarından o 5'li 3-4 senelik perspektifte devamlı yükselen bir trend var.
Hatta biraz daha büyük resmi alırsak 80-120'lerden başlayan hareketin 500'lere kadar ulaştığını gördük. Ve önümüzdeki dönem perspektif daha da yukarıları söylüyor. Bir de şu var, altın fonlarda da artmaya başladı. Yani yurt dışında ETF'ler vardır biliyorsun, altın yatırım fonları. Şimdi bizde de BES tarafında ve diğer tarafta ki bugün gelen rapor vardı, altın fonları artış göstermiş. Altına olan talep sadece banka hesaplarında, gram altın hesaplarında ya da fiziksel tarafta değil, artık fon tarafında da aktif. Böyle olunca önümüzdeki dönem bir miktar daha bu sürecin devam etme ihtimali yüksek. Fiyat akışı da bu yönde oldukça, dünyadaki riskler de böyle çok oldukça altına olan talep bence devam edecek. Zaten evet. Trend de O talep, yani kolay, o talep devam ettikçe biz de konuşmaya devam edeceğiz, öyle anlaşılıyor. Aynen. Peki, ama arada da bir düzeltmeler gelir, onlar da alım fırsatı olur altın tarafında. Doğru, zaten ara sıra düzeltmeler oldu. Ama trend yukarı diyorsunuz. Şimdi enflasyona bir bakalım. Enflasyon aslında fena değil. Yani çok sert bir değişim yok. Beklentilere uygun geldi. Dün de dış ticaret verileri vardı. Aslında piyasalardaki dengeyi bu veriler çok etkilemiyor mu? Yani tabii ki etkiliyor. Kısa vadede etkilemesi de doğal. Orta ve uzun vadede işler hedeflenen noktaya ilerledikçe etkileme katsayısı ya da çarpanı azalacak, ama kısa vadede tabii şöyle bir özellikle gelen enflasyon verisine baktığımızda sevgili Sadi, yani tam beklentilerin hafif civarında veya üzerinde yıl sonu beklentilerinde revize etmemizi gerektirebilir şeklinde yorumlar da geldi, ama zaten Merkez Bankası son enflasyon raporunda yukarı yönlü revize etmişti ve mevcut politikası proaktif bir şekilde sıkı para politikasına dönüş ve özellikle fiyat istikrarı. Yani görev tanımı içinde iki tane önemli unsuru var. Biri fiyat istikrarı, diğeri finansal istikrar biliyorsun. Bu iki dengeyi sağlayabilmek için Merkez Bankası proaktif bir şekilde devrede, ama politika faizi üzerinden bir adım bekleniyor, izlenimi oluşuyor böyle fiyat oluşumlarında. Ben şunu söylemek istiyorum. Dünyada enflasyon zaten yavaş yavaş gündeme oturuyor. En son Powell'ın konuşmalarında da gördük biliyorsun, Jackson Hole'de. Yani ortalama 2 dedi ve yukarı yönlü bir enflasyonu tahammül edebileceklerini, ılımlı kaldıkça, kontrol edilebilir kaldıkça enflasyon ortamına da izin vereceklerini, Fed'in genişleme politikalarından vazgeçmeyeceklerini beyan etti bir bakıma listeler geçene kadar. O zaman soru şu kısa vadede. Tamam, enflasyonun düşmesi biraz zaman alacak, ama büyüme mi enflasyon mu kısa vade için? Yani büyüme daha öncelikli. Çünkü büyüme ve büyüme istihdam değil mi? İstihdamı da aynen bayağı öyle konuştu. Evet. Üretim ve istihdam motivasyonu. Bunu korumak öncelikli hedef. Yani bunu koruduktan sonra enflasyon hedeflerine ulaşmanız daha mümkün olacak. Çünkü virüsün getirdiği bir üretim şoku var biliyorsun. Arkasından da birikmiş bir talebin etkisi. Enflasyonda yukarı yönlü seyri getirdi, ama orta ve uzun vadede hedeflerden sapma olmayacağını düşünüyoruz. Virüsü arkada bıraktığımız çok andan itibaren. Çok büyük sapmalar olmamasını zaten temenni ediyoruz. Kısaca son olarak faizden bahsettiniz. Merkez Bankası faiz silahını çekmedikçe kur tarafı sakinleşmeyecek mi? Şimdi orada parametreler çok, dolar endeksi de bir türlü desteğinden aşağı gelmiyor. Hoş gelişen ülke piyasaları içinde birkaç gündür gene bir miktar ayrıştık gözüküyoruz. Orada bakışımız hala yıl başından bu yana perspektif. Orada gelişen ülke kurlarından o beşliden henüz bir sapmamız yok, ama tabii kritik seviyeler. Orada tabii sadece Merkez Bankası adımları üzerinden okumamak lazım. Birçok dinamiğin fiyatlandığı bir ortamdayız. Yani bir yandan biliyorsunuz jeopolitikler var. Yunanistan'la gerilim durumu var, o da etkiliyordur. AB ile olan ilişkiler var. Evet. Olası ABD seçimlerinin etkileri konuşuluyor piyasalarda. Önümüzdeki dönem işte Trump mı Biden mı, mevcut ABD-Türkiye ilişkileri nereye evrilecek? Türkiye-Rusya ilişkileri. Yani öyle çoklu bir denklemin içindeyiz ki sadece Merkez Bankası'nın okumamak da lazım. Sadece aynen öyle. Faiz değil, farklı riskler var. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza Cüneyt Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Kolay gelsin. Henüz bir sapmamız yok, ama
Tabii kritik seviyeler. Orada tabii sadece Merkez Bankası adımları üzerinden okumamak lazım. Birçok dinamiğin fiyatlandığı bir ortamdayız. Yani bir yandan biliyorsunuz jeopolitiksler var. Yunanistan'la gerilim durumu, var, o da etkiliyordur. AB ile olan ilişkiler var. Evet. Olası ABD seçimlerinin etkileri konuşuluyor piyasalarda. Önümüzdeki dönem işte Trump mı Biden mı, mevcut ABD-Türkiye ilişkileri nereye evrilecek? Türkiye-Rusya ilişkileri. Yani öyle çoklu bir denklemin içindeyiz ki sadece Merkez Bankası'nın okumamak da lazım. Sadece aynen öyle. Faiz değil, farklı riskler var. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza Cüneyt Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Sağ kolay gelsin. Sevgili seyirciler, Kahve Molası'ndan bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.